Giriş yapacağım, sonrasında başlayalım. Herkese merhaba. İkinci analiz çalışmalarımıza hepiniz hoş geldiniz. İnşallah çok güzel, verimli, etkileşimli bir çalıştay geçiririz. Türkiye Matematik Kulübü olarak gerçekten hem matematiğe hem de matematiğe ilgi duyan herkese katkı sağlamayı çok istiyoruz. Çalıştayları yapma amacımız da bu zaten. Yani bir etkinlik yapmış olmak için yapmıyoruz. Arkasında da kocaman bir ekip var. O yüzden o ekibe de çok teşekkür etmek istiyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Umuyorum ki hepimiz için çok faydalı olur. Katılan herkese de çok teşekkür ediyorum. Hem Zoom üzerinden hem de YouTube üzerinden takip edenlere çok teşekkürler. Programımızda bugün Ali Ülger hocamızla başlayacağız. Hem bugün Ses gitti. Halbuki gitti. Evet hocam. Ben devam edeyim o zaman birazcık. bugün programımıza Ali Ülger hocamızla başlayacağız. Hoş geldiniz hocam. Çok mutlu Teşekkür. olduk kabul ettiğiniz için. İstediğiniz zaman konuşmayı, hani kendinizi tanıtabilirsiniz isterseniz birazcık. Olur da şey yapmak isteyen varsa, bilmeyenler varsa. Benimle ilgili internetten epeyce bir bilgi var galiba. Birileri koymuş ya da üniversitedeki web sayfamdan alınmış. Oraya bakarsanız bir fikir elde ederseniz. Ben kendim hakkında çok konuşmayı seven biri değilim. Şimdi başlamadan önce bütün dinleyicilere hoş geldin der, onlara merhaba derim. Konu bildiğiniz gibi analizin tarihi. Analiz nedir diye başlayacağım. Sonra analizin matematikteki yeri hakkında birkaç kelime söyleyeceğim. Arkadan analizin işte başlangıcına, tarihine döneceğim. Oradan günümüze kadar yavaş yavaş geleceğiz. Analiz gibi devasa bir konuyu birkaç cümleyle tanımlamak mümkün değil. Birazcık fikir vermek için benzetmelerle anlatacağım. Konuşmanın başında sanki bu bir matematik konuşması değil de başka bir konuşmaymış gibi gelir size. Ama o 5 dakika sürer. 5 dakika sonra o kendi yönünü bulacaktır. Şimdi bir konuyu anlatmanın yollarından bir tanesi benzetmelerdir. Yani daha iyi bildiğinizi tahmin ettiğim kavramlara benzetmek. Mesela tahminim psikoloji, sosyoloji daha iyi biliyorsunuz. Şimdi sosyolojiye bakarsanız sosyolojide yani konu fertler değildir. Tek bir insan değildir. Fert değildir, toplumdur. Toplumun katmanları arasındaki ilişkilerdir. Bunlar nesiller arasındaki ilişkiler olur. Siyasi partiler arasındaki ilişkiler olur, işverenle işçiler arasında ilişkiler olur vesaire. Şimdi cebire bakarsanız, mesela grup teori çalışıyorsunuz. Grup teoride grubun elemanları ne olduğu çok önemli değildir. Önemli olan elemanların birbiri arasındaki ilişkilerdir. Bu açıdan cebir önemli ölçüde sosyolojiye benzer. Diğer taraftan psikoloji ise toplumda değil, fertlerle uğraş. Yani bir insan niçin mutlu ya da niçin mutsuz? Temel sorunu odur. Aynı şekilde matematikte, analizde büyük ölçüde sosyolojiye benzer. Analizde de insan yerine fonksiyon gelir. Yani analizin temel konusu fonksiyonları incelemektir. Ama burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir insanın mutluluğu ya da mutsuzluğu ya da şey tek başına kendi karakterinden kaynaklanan bir şey değildir. Arkada aile vardır, doğup büyüdüğü, yetiştiği toplum vardır, iş hayatı vardır. Bir toplumda mutsuz olan bir kişi başka bir toplumda mutlu olabiliyor. Bir fonksiyon da aynı şekildedir. Bir fonksiyonun bir tanım alanı vardır. Onun ailesi olarak düşünün. Bir değer aldığı kümeler vardır. Onun içinde yaşadığı toplum olarak düşünün. Tanım kümesinin üzerinde
çeşitli yapılar vardır. Kimisi topolojik yapılardır, metrik uzaydır, topolojik uzaydır. Kimisi cebirsel yapılardır, gruptur, vektör uzaydır, Banach uzaydır vesaire. Bir fonksiyonu incelerken bütün bu faktörler, yani gerek tanım uzayındaki yapılar, gerekse değer üzerindeki bu cebirsel topolojik yapılar işin içine karışır. Dolayısıyla fonksiyonun özelliği sadece kendinin özelliği değildir. Bütün bu işin içine karışan aktörlerin bir payı vardır, bir rolü vardır. İşte zor olan da o rolleri ayırt etmekte yatır. Şimdi bir insanın, eskiler şunu der, bir insan üç kaynaktan beslenir derler. Ya da üç kursağı var, üç midesi var derler. Biri işte hayatta kalabilmesi için, fiziken beslenebilmesi için fiziki midesi. Diğeri düşünüp yargılayabilmesi için, öğrenebilmesi için beynini beslemesi. Demek ki midesini beslemesi gerekiyor, beynini beslemesi gerekiyor. Biri de huzur ve denge bulması için ruhu dünyasıdır. Kimisi için ruhun besini müziktir, kimisi için dindir, kimisi için ideolojidir. Ama bu üçünün belli bir dengede olması gerekiyor. Yani insanda bu üçü de vardır. Şu veya bu şekilde veya şu veya bu oranda kimisi için midesi çok önemlidir, kimisi için beyni daha önemlidir, kimisi için işte ne bileyim ruh dünyası daha önemlidir. Şimdi fonksiyonda da üç temel kavram vardır. Biri süreklilik, türev ve integraldir. Analiz bu üç saç ayağı üzerine kuruludur. Bunlar hiçbiri kolay kavramlar değildir. Mesela süreklilik, insanlar daha matematiğin başından beri belki anladığını sanmışlar ama sürekliliğin gerçekten anlaşılması 1900'lerin başını buldu. Şimdi modern matematik çıkmadan önce insanlara şunu söyleselerdi. Reellerden reellere giden bir fonksiyonunuz var. Bu fonksiyon her irrasyonel noktada sürekli, her rasyonel noktada süreksiz. Böyle bir şey düşünebilirler miydi? Bu mümkün değil. Çünkü onlar ya da tersini sorsanız, her rasyonelde sürekli olan, her irrasyonelde süreksiz olan bir fonksiyon var deseniz buna cevap verebilirler miydi? O günün bilgileriyle bu mümkün değildi. Bunlar ancak 1900'lerin başında anlaşıldı. Entegralde ta başlangıç Arşimet'e da ondan öncesine gitse de entegralde 1900'lerden sonra anlaşıldı ve çok gelişti. Çeşit çeşit integraller çıktı. Türeve gelince türev matematik tarihinde iki kez keşfedilmiş. Biri 1150'lerde Şerafettin Tusi diye Şam'da hocalık yapan bir matematikçi tarafından bir fonksiyonun maksimumunu minimumunu ararken ortaya çıkmış. Ama o orada kalmış. Başka bir kavramlarla birleştiremedikleri için unutulmuş gitmiş. Yani yakın bir zamanda işte bilim tarihçileri eski eserleri incelerken bunun ortaya çıkarttılar. Türev ikinci kez de 1630'larda keşfedildi Fermat tarafından. Orada da aynı şeyle, aynı nedenle bir fonksiyonun maksimumunu minimumunu ararken. İşte zaman içinde türev de çok gelişti. Çeşitleri çıktı. Ne bileyim, Fréchet türevi var. Distribution manasında türevler var. Başka manalarda bir sürü türevler çıktı. Dolayısıyla bu üç kavramda basit kavramlar değildir. Arkasında devasa bir yapının yaptığı şeylerdir, kavramlardır. Mesela topoloji, işte point set topoloji dediğimiz topoloji, esasında sürekliliği inceleyen konudur. Kocaman bir konudur. Ölçü teorisi, integration, devasa bir konudur. O integrali inceler. Türevde her yerde, diferansiyel denklemlerden diferansiyel geometriye kadar her yerde karşınıza çıkan şeylerdir. Kısaca bunlar sürekli gelişen, zaman içinde farklı uygulamalar olan
ve farklı şekillerde ortaya çıkan kavramlardır. Bunu matematiğin başındaki insanların anlaması da mümkün değildir. Şimdi bu girişten sonra analizin matematikteki yeri konusunda birkaç kelime söyleyeyim. Şimdi tıp eğitim, burada da tıbba benzeteceğim. Tıp eğitiminde anatominin yeri neyse, matematikte de az çok analizin yeri odur. Yani anatomi bilmeyen bir kişi gerçekten bir doktor olmaz. Yani doktor diplomasını alır. Piyasada milyon tane doktor oluyor, değil mi? Ama anneniz, babanız, dedeniz hasta olduğu zaman ne yapıyorlar? Eşe, dosta, tanıda soruyorlar, iyi bir doktor arıyorlar. Bu ne demek? Her doktor doktor olsaydı niye iyi doktor arasın? İşte bu iyi doktorla kötü doktor arasındaki fark büyük ölçüde adamın insan yapısını anlayıp anlamamaktan kaynaklanıyor. Anatomiyi bilmeyen bir insan nasıl ameliyat yapabilir, değil mi? Her neyse, işte matematik eğitiminde de analiz böyle bir yerdedir. Analizin az çok matematiğin %70'ini, en az %3'te 2'sini kaplar. İşte analizin ilk basamağı kalkülüstür. Yani işte üniversite ilk 2 senede okuduğunuz derste. Arkadan işte topoloji, reel analizler gelir. Arkadan kompleks analiz gelir, fonksiyon analiz gelir, harmonik analiz gelir, stokastik analiz gelir, spektral analiz gelir, operatör teori gelir, işte ne bileyim operatör cebirleri gelir, Banach cebirleri gelir, probabilite gelir. Bunların hepsi analizdir. En geniş kısmı da diferansiyel denklemlerdir. O da analizin parçasıdır. Diferansiyel denklemler matematiği gerçek hayata bağlayan konulardır. Yani günlük hayat ya da teknolojinin bütün soruları matematiğe diferansiyel denklem olarak gelir. Matematik de onları çözmek için uğraşırken gelişir. Büyük ölçüde bu da analizdir. Ayrıca görünüşte analizle hiç ilgisi olmayan konu, mesela sayılar teorisi gibi bir konunun da tarih boyunca en önemli soruları analiz vasıtasıyla çözüldü. Kompleks integration kullanarak çözüldü daha çokları. İşte asal sayılar teoremi olsun, ne bileyim asal sayıların dağılımı olsun vesaire. Yine geometrinin en ünlü sorusu Poincaré sanısıydı. O da analiz kullanarak çözüldü. Kısaca analiz herkesin ihtiyacı olduğu bir konu. Kimisinin çok fazla ihtiyacı olur, kimisinin biraz daha ihtiyacı olur ama herkesin bir ölçüde analize ihtiyacı oluyor. Bu da analizin matematikteki yeri hakkında söyleyeceklerim. Şimdi analiz nasıl, nerede başladı? Analizin tarihinin başına dönüyorum. Bu şimdiye kadar anlattıklarım girişti. Analiz nedir? Az çok şeye benzettim. Psikolojiye benzettim. Fonksiyonun rolü, insanın rolüyle ne benzettim. Arkadan analizin matematikteki yerini de anatominin tıp eğitimindeki yerine benzettim. Bunlar benzetmelerdi size analiz hakkında fikir verebilmek için. Şimdi analizin başına dönersek, analizde önce bir gözlem yapalım. Hepiniz eminim kalkülüs okumuşsunuzdur. Dikkat ettiyseniz kalkülüsteki bütün teoremler tanım kümesi, teorem fonksiyonlarla ilgili bütün teoremlerin tanım kümesi. Reellerin bir aralığıdır. Mesela rasyonel sayılar üzerinde tanımlı hiçbir fonksiyonlarla ilgili hiçbir teorem bulamazsınız kalkülüs kitabında. Bu size şunu söylüyor. Reel sayılardan önce analiz mümkün değil. Bunun nedeni nedir? İşte rasyonel sayılar elek gibidir. Delikler her tarafta delikler vardır. Sizin aradığınız, diyelim ara teoremler gibi bir teoremde aradığınız nokta, işte o deliğe düştüğü zaman cevap bulamıyorsunuz.
O halde analizin başlangıcı reel sayıların başlangıcıdır. Yani analiz reel sayılarla başladı. Reel sayılar da irrasyonel sayıların keşfiyle başladı. İnsanlık çok eskiden beri işte 1, 2, 3, 4 diye giden tam sayıları pekala anlamıştır. Adamın 3 kızı, 2 oğlu vardır. Bunun ne olduğunu biliyor. Ya da tarlasının şeklini biliyor, geometridir, karedir, dikdörtgendir ya da biraz yamuktur vesaire, bunları anlıyor, görüyor. Ya da rasyonel sayıları biliyor, 1 bölü 2, 3 bölü 2, bir elmanın yarısı, 3'te 2'si. Bunları da anlıyor. Rasyonel demek zaten akla uygun demektir. Akla uygun geliyor. Ama Pisagor teoreminde bir dik üçgen alın, kenarlar dik, kenarlar bir olsun. Köşegen kök 2 çıkıyor. Şimdi kök 2 o zamanın insanları buldukları zaman bu nedir demişti. Yani bir gibi herkesin bildiği bir sayıdan yola çıkıyorsunuz. Kök 2 diye hiç kimsenin anlamadığı, ne olduğunu bilmedikleri bir şey. Kök 2 diye kök 2 elma diyemezsiniz. Kök 2 kardeş diyemezsiniz. Kök 2 şu diyemezsiniz. Nedir bu kök 2? İşte bu in midir, cin midir? Pisagor teoremiyle çıkan bu soru matematiğin ilk büyük krizidir. Sayı nedir sorunu? İşte bu kriz güzel, bu krizi o zamanın insanların çözmesi 150 sene vakit almış. Bizim Bandırma'da yaşayan Ödox diye başka bir matematikçi sayı kavramına yeni bir yorum getirmiş. Sayı artık çokluk ya da bütünün parçaları değil de sayı bir uzunluktur diye yorumlamış. Yani bulunduğunuz noktadan başka bir nokta arasındaki uzunluk. Burada da ufak bir sorun çıkıyor. O da işte uzunluğu çarptığınız zaman alan çıkar. O zaman bu işten nasıl kurtulacaksınız? Birimsiz sayıya ihtiyacınız var. Onun yolu da işte oranlar teorisi denen, belki ortaokulda görmüşsünüzdür, konudur. Orada yapılan temelde şudur. A yerine A bölü 1 alıyorsunuz. Böylelikle birimden kurtuluyorsunuz. Birimden kurtulduğunuz için sayıları istediğiniz gibi çarpabiliyorsunuz. İşte Ödox'tan sonra o günden bugüne reel sayıları sonsuz bir geometrik doğru olarak düşünülür. Üzerinde hiçbir delik yoktur. Yani solittir. Demir gibidir ya da cam gibidir. Hiçbir deliği olmayan gider. O tarihlerde sıfır da yoktu, negatif sayı da yoktu. Dolayısıyla uzunlukta bugünkü dille pozitif bir sayıydı. Bunlar hepsi manalıydı. Bunlar da toplama yapıyorsunuz, çarpma yapıyorsunuz, bölme yapıyorsunuz, çıkarma yapamazsınız çünkü negatif sayılar yok. Negatif sayılar insanlar çok geç kullanmışlardır. Matematiğe de zaten matematik 1600'lere kadar büyük ölçüde sözeldi. Yani semboller yok denecek kadar azdı. Ve bu şeyler de negatif sayılar da gerçekten matematikte yaygın olarak kullanmaya başlaması 1600'lerden, yani en azı 1500'lerden sonradır. Daha önce yani bir iki yerde kullanıldığı görülüyor ama bu nadirdir. Yani borç alacak gibi hesaplarda, ne bileyim, borcunu önüne bir eksi koyuyor, alacağını artı koyuyor. O gibi yerlerde çıkıyor ama matematik olarak işin içine, yani onlarla işlem yapılması çok geçtir. Neyse, şimdi reel sayılar anlaşıldıktan sonra Ödox'tan zamanımıza yazılı hiçbir şey kalmamış. Ödox hakkında bildiğimiz bir şeyler Arşimet'in ona verdiği atıflardandır. Arşimet de milattan önce 200'lerde. Şimdi Arşimet'ten zamana matematikte, Arşimet çok önemli bir matematikçidir. Gayet tabii bilim adamıdır. Mekanikten matematiğe kadar çok şey yapmış. Ama matematikle ilgili, bizim konuyla ilgili en önemli şey y eşit x kare gibi bir fonksiyonun x altında kalan alanı doğru direk hesaplamak. O da işte bildiğiniz gibi integralde yaparken dikdörtgenlere bölürsünüz.
O dikdörtgenlerin alanını toplarsınız. Sonra dikdörtgenlerin sayısını artırırsınız, gittikçe artırırsınız. Bu işte limite geçmektir. Bunu düzgün olarak bulmuş. İkinci yaptığı şey de mesela karenin alanını herkes biliyordu o tariflerde. Dikdörtgenin alanını herkes biliyordu. Üçgenin alanını herkes biliyordu ama dairenin alanına gelince hiç kimse bilmiyordu. Ne olduğunda yani insanlar yaklaşık bir şeyler kullanıyordu. Yarı çapı bir olan bir daire alırsanız alanı bugün için pi'dir. İşte soru pi sayısının ne olduğunu anlamaktı. Arşimed'in yaptığı bir şey de dairenin içine dik tepelerinden biri merkezde olan 81 tane üçgen çizerek pi sayısının virgülden sonra ilk 3 rakamını doğru olarak hesaplamış. Daha sonra bu hesap günümüze kadar devam ediyor. Bir iki hafta önce gazetenin birinde gördüm. İsviçre'de bir takım matematikçiler virgülden sonra 60 trilyoncu rakamını falan hesaplamışlar. Bunlar seriler kullanılarak hesaplamaktır. Ama hiç kimse bugüne kadar virgülden sonra 6 rakamdan daha fazlasını kullanmamış. Mesela NASA uzaya roket gönderiyor. Kullandıkları pi sayısının virgülden sonra en fazla 6 rakamıdır. Ama o insanların gayesi başka bir şey tabii. Size niçin pi sayısını bulmak için o kadar zaman ve emek harcıyor. Şimdi analiz 1600'lere kadar hiçbir gelişme göstermedi. İşte bunun bu aradaki matematik büyük ölçüde aritmetik ve Öklid geometrisidir. Aritmetik dediğimiz şey nedir? Tam sayılar üzerine dört işlemdir. Sayılar teorisinin bir takım soruları, geometrinin bir takım soruları, insanların bir de Mezopotamya'dan beri devam edip gelen polinomların köklerini bulma işi. Mezopotamyalılar ikinci derecede polinomun köklerini biliyorlardı. Yani tabii köklerin bir kısmı ya negatif çıkacaktır ya kompleks çıkacaktır. Onları bilmiyorlardı ama ne olduğunu biliyorlardı az çok. Üçüncü dereceden polinomları Ömer Hayyam uğraşmıştı. Ömer Hayyam geometrik yaklaşımda onun köklerini aramış, onu koniklerle kesiştirmiş, etmiş, elemiş. Ve üçüncü dereceden polinomun birden çok kökünü anlamış olması gerekir. Anlamış. Bu önemli bir not. Şimdi işte 1600'lere kadar analiz az çok bu düzeydeydi. İntegral hiç gelişmedi. Nedeni o işte Arşimed'in ya da Ödoks'un yöntemiyle bilinmeyen bir şeklin içini alanı ya da hacmi bilinen şekillerle doldurarak alan ya da hacim bulma yöntemi yani 3-5 şekil için yapılabilir ya da 3-5 fonksiyon için yapılabilir. Karışık bir fonksiyon için bu şekilde alan ve hacim hesaplamak o zaman için mümkün değildir. Çünkü ne bilgisayar var ne approximation teoremleri var ne şu var ne bu. İşte onlar orada kalmış. 1600 ile 1700 arasında 3 önemli gelişme oldu. Biri Fermat tarafından türev tekrar keşfedildi. Bir fonksiyonun maksimumunu minimumunu ararken. Ama Fermat'ın yaptığı şey büyük ölçüde türevin mekaniğiydi. Yani iki fonksiyonu toplarsanız türevler nasıl toplanır? İki fonksiyonu çarparsanız türevi nasıldır? Filan gibi. Bu işin mekanik tarafı, manasal tarafından çok mekanik tarafı. Bir de fonksiyonların işte maksimum minimumları çoğu zaman türevin kökünde çıkıyor. Onu anlamış olmaz. İkinci bir şey Descartes'le beraber Descartes'in başındaki D asalet unvanıdır. Onu düşürürseniz kartezyen kelimesinin kökenidir. Kartezyen
koordinat sistemi diye. O tarihe kadar bir koordinat sistemi kullanılmazmış matematikte. O tarihten sonra işte Descartes bir koordinat sistemi kurarak geometriyi analizleştirmiş. Bir sentetik geometri vardı, çizimlere dayanan. Bir de analitik geometri vardı. Sentetik geometri nedir? Mesela orada çemberin tanımı şudur. Bir noktaya uzaklıkları sabit olan noktaların geometrik yerine çember denir. Bunun fiziki manası şudur. Bir noktaya bir çivi çakıyorsunuz. Ucuna bir ip bağlıyorsunuz. İpin öbür ucuna bir kalem bağlıyorsunuz. İpi gergin tutarak çivinin etrafında döndürüyorsunuz. Bir çember çıkıyor. Bu sentetik geometrinin parçasıdır. Analitik geometrinin ise analitik geometride çemberin tanımı x kare artı y kare eşittir r karedir. Bu formülden itibaren çemberin bütün özelliklerini bulabilirsin. İşte bu geometrinin analizleşmiş şeklidir. Analitik de analizden türetilen bir kelimedir. Yani analitik geometri analizleşmiş şeydir, geometridir. Descartes'le gelen ikinci bir şey de bu. Yani analitik geometridir. En önemli keşif ise Newton ve Leibniz tarafından bağımsız olarak 1670'lerde türevle integral arasındaki ilişkidir. Newton'un şeyden farklı olarak, Fermat'dan farklı olarak anladığı şey türeve fiziki bir mana vermiş. Yani türev mekanik bir işlem değil. Onun fiziki bir manası var. Bir el üzerinde hareket eden bir cismin anlık hızı. Bunu yaptığınız zaman işin içine mekanik ya da fizik karışıyor. İşte bir bu. İkincisi de türevle integral arasında o bildiğiniz Newton-Leibniz teoremi. Bu insanlık tarihinin en önemli şeyidir, neticesidir, teoremidir. Bu üçü türev, analitik geometri, Newton-Leibniz teoremi kalkülüsü doğurdu. Kalkülüsten önce mesela fizik yoktu. Sadece astronomi vardı. O da matematiğin parçasıydı. Mühendisliklerin hiçbiri yoktu. İnşaat, mimarlık şüphesiz vardı ama onlar usta-çırak ilişkisiyle yetişen Mimar Sinan gibi insanlardı. Mimar Sinan İnşaat Fakültesi ya da Mimarlık Fakültesi mezunu değildir. Bütün Avrupa'daki bütün inşaat, yani o katedralleri inşa eden ünlü mimarlar da aynı şekilde yetişmiş insanlardı. Yani oralarda üniversite vardı ta 1200'lerden itibaren ama üniversitelerde bunlar yoktu. Üniversitede okutulan dersler işte bir teolojiydi, dinle ilgili dersler, müzikle ilgili dersler, matematikle ilgili dersler, mantıkla ilgili dersler, gramer esaslı. Bunun dışında ne sosyoloji vardı, ne psikoloji vardı, ne tarih, ne coğrafya dersleri, ne mühendislik dersleri, böyle bir şey yoktu. İşte bunlar yavaş yavaş ortaya çıktı. Yani makine olmadan önce makine mühendisliği olamaz, değil mi? Makine de tabii 1850'lerde ortaya çıkmaya başladı endüstri devrimle. Elektrik olmadan elektrik mühendisliği olmuyor. Onlar da sonra çıktı. Her şey sonra çıktı. Ve bunların gelişimi esas da kalkülüse bağlıdır. O da diferansiyel denklemlerdedir. Şimdi türev olmadan diferansiyel denklem yoktu. Diferansiyel denklem dediğimiz neticede içinde türevlerin olduğu denklemdir. Yani bir cebirsel denklemler vardı. İçinde hiçbir türev yoktur. Bir de diferansiyel denklemler vardır. İçinde bilinmeyenin türevleri vardır. Çeşitli şekillerde. Hayattaki, yani teknolojideki bütün sorunlar matematiğe diferansiyel denklem olarak yansıyor. Mesela bugün için en çok sorunlar tabii her taraftan geliyor ama son yıllarda biyolojiden gelmeye başladı.
ekonomiden gelmeye başladı. Birçok üniversitede biyomatematik bölümleri oluştu. Türkiye'de yok ama bu sizin çalıştaydan bir ay sonra Türk kadın matematikçilerinin bir çalıştayı var. Oranın ana konusu biyomatematiktir. İnternete bakarsanız bulursunuz. Biyomatematik gelişti. Biyomatematik nedir? Biyolojide ortaya çıkan matematik problemler. Bu akıllı ilaçla da ilgilidir. Protezle de mesela kol bacak protezleriyle de ilgilidir. Bir kol nasıl çalışır bunun? Bir mekaniği var. Mekaniğin arkasında bir matematik var işte. Bütün mesele bunları anlamak. Ya da bir hastalık nasıl toplum içinde yayılıyor, gelişiyor. Ya da özel olarak kanser gibi bir hastalık bir insan vücudunda nasıl yayılıyor? Bunu önceden öngörebilir miyiz? Öngörürsek önünü kesebilir miyiz? Sorular, temel şeyler bunlar. Yani bunlar 20-30 senedir şeyde var. Batı'da var. İşte yavaş yavaş da Türkiye'ye giriyor. Şimdi 1700'den 1800'de geçiyorum. 1700'de 1800 arası analizin işte kalkülüsün imkanlarını kullanarak dört bir tarafa yayıldığı yıldır. En büyük katkılar da Laplace gibi insanlardan geldi. Öler insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük dehalarından biridir. Ve şimdiye kadar hiç kimse de onun kadar çok şey üretmemiştir. En az bugün yani Öler İsviçre kökenlidir. Hayatının çoğu St. Petersburg'da ve Berlin'de geçtiyse de İsviçre hükümeti Öler'in bütün eserlerini yayınlıyor. 100 senedir bitiremediler. 80 cilt oldu. Daha da arkadan geliyor. En az 30-40 bin sayfa şey çıkacak, cilt çıkacak. Öler'in matematikteki lakabı herkesin hocası. Yani herkes Öler'den bir şey öğrenmiştir. O tarihlerde hatta daha sonraki asırlarda insanlar bir konuya nasıl yaklaşıldığını anlamadıkları zaman hep gidip Öler'de aramışlardır. Ve Öler'in hayatının son 15 senesi de kör geçmiş. Buna rağmen üretmeye devam etmiş. Hocam hemen araya girip bir şey söyleyebilir miyim? YouTube'daki yorumlarda kameranız biraz da aşağı indirmeniz istenmiş. Mümkün mü? Evet, çok iyi hocam. Çok teşekkürler. Tamam. Kusura bakmayın böldüm. Ne demiş, sorun yok. Oldu mu? Tamam. İşte Öler matematik sayılar teorisinden tutun da bütün geometriye kadar her alana yaymıştır. Kalkülüsün bütün imkanlarını kullanarak ve matematiğe çoğu matematiğin önünü açmış, çok geniş bir alana hükmeder vaziyete gelmiştir. Tabii bu tarihlerde astronomik keşifleri de çok önemli rol oynadı. Astronomi keşiflerinin bir bilimin önünü açtı. Bir de daha da fazlası bilimi kilisenin tahakkümünden kurtardı. Mesela 1600'lerin başında Giordano diye bir rahip salt dünya dönüyor diye diri diri ateşe atılarak yakılmıştır Roma'da. Yani 1600'ler düne kadar yakın bir zaman. Arkadan 30 sene sonra Galileo aynı nedenle ölüme mahkum edildi. Ama işte Galileo söylediklerini inkar etti mahkemede. Dünya dönüyor demedim dedi. Bir de Papa'nın çocukluk arkadaşı olduğu için ev hapsiyle kurtardı. Ama astronomiler şunu yaptı. Olacak astronomi olayları çok önceden hesaplayarak, yani o da bütün bu kalkülüs imkanlarını kullanarak hesaplayarak işte ne zaman ay tutulması olacak, ne zaman güneş tutulması olacak, ne zaman hangi yıldız ya da hangi gezegen
gözükecek. Bunları önceden söylediler. Din adamları bunlarla dalga geçti. Uydurup şeyler dediler. Ama bilim adamlarının söylediği hepsi çıkınca o zaman itibarlarını kaybettiler. Bunun üzerine işte Vatikan karar aldı. Din adamları dinin dışında hiçbir şeye karışmayacak. Yani kendileri ilgilendirmeyen hiçbir konuda fikir beyan etmeyeceklerdi. Ve dinde reforma gittiler. Enkizisyonu kaldırdılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. İşte bu dini reformdu. Bir de Rönesans aynı zamanda geldi. O da bilimin önünü açması. Rönesans ne demek? Tekrar doğuş. Şeyden. İşte bunu söylememin nedeni o tarihlerden itibaren ortaya bir bilimsel iklimin bilimin gelişeceği bir iklim oluştu. İklim kelimesi nedir mesela? Erzurum'da mandalina yetişir mi? Yetişmez çünkü çok soğuk. İklime uygun değil. İşte bilimin yetişmesi için de gelişmesi için de uygun iklimin olması gerekir. Yani siyasilerin ya da din insanlarının ikide bir her şeye karışması ya da şuna zındık, buna şu diyerek o insanların katledilmesine neden olmalarıdır. Değil mi? Mesela İstanbul'da Nükreddin'in rasathanesi vardı. Bu 1570'lerdi. Ve çok ileriydi. Avrupalılardan daha ilerlerdi. Yaptıkları ölçümler falan hepsi biliniyor. Kullandıkları alet de biliniyor. Ama din adamları ne yaptı? İşte bu laf uydurdular. Bunlar teleskopla işte ne bileyim meleklerin bacaklarına bakıyorlarmış. Şuna bakıyorlarmış, buna bakıyorlarmış. Rasathanenin olduğu yerde ya deprem olurmuş, ya felaket olurmuş, ya ülke kaybedilirmiş filan filan. Bunu yaptılar. Niçin yaptılar? Çünkü bilim adamları saygı görüyordu. Öyle olunca din adamları kendi saygınlıklarını kaybedeceklerini, insanların bilim adamlarına teveccüh edeceğini düşündüler. İşte padişahın aklına girdiler. İkinci Selim'di kuran. Aynı adam orayı denizden top ateşine tutarak yıktı. Bundan sonra da İslam dünyasında işte iklim olmadığı için bir şey gelişmedi. Bu sadece şeyde değil. Aynı şey Semerkant'ta oldu. Ulu Bey çok iyi bir matematikçiydi. Çok iyi bir rasathaneleri vardı. Etrafına bilim insanları toplamıştı. İyi işler yapıyorlardı. Ama işte hayırsız bilimle uğraşıyor. Bu adam bizim devleti kaybetmemize neden olacak diye oğlu ve akrabaları tarafından baltayla katlederek öldürüldü. Medrese kapatıldı, yıkıldı, yakıldı, yıkıldı. Ve İslam dünyasında ilim böyle bitti. Yoksa İslam dünyasında 4-5 asır süren parlak bir bilim dönemi vardı. Her neyse. İşte Avrupa'da bu dini reformlar ve Rönesans bilimsel iklimi oluşturdu. İşte kalkülüs çıktı. Kalkülüsü hayatın her tarafına uygulandı. Ve bu da teknolojinin doğmasına neden oldu. Ve teknoloji zaman içinde askeri güce dönüştü. Askeri güç de Batı'nın bütün dünyayı sömürmesine dönüştü. Bugünkü savaş, mesela Ukrayna'daki savaş dahil, bunun temel nedeni Batılılar bir sömürü düzeni kurmuşlar. O sömürü düzeninin bozulmasını istemiyorlar. Rusya çomak sokmaya başlamıştı. Onu durdurabilmek için Ukrayna'yı kışkırttılar. Yoksa Ukrayna'nın Rusya'nın karşısında durması söz konusu değildi. Her neyse. İşte bu bilimin size önemini anlatmaya çalışıyorum. Bilim olmadan teknoloji olmaz. Şayet bilim olmadan teknoloji olsaydı Türkiye'de çok alası olurdu. Afrika'da çok daha alası olurdu. Yok. Önce bilim olacak. Araştırma geliştirme olacak. Teknoloji ondan sonra gelişecek. Öyle oluyor. Öyle gidiyor. Tersine olmuyor. Yani teknoloji karpuz gibi tarlada yetişmiyor.
Türkiye'yi yöneten insanların da en büyük zorluk çektikleri konu bu oldu. Araştırmaya, geliştirmeye önem vermediler. Bir TÜBİTAK kurdular ama TÜBİTAK sadece personel maaşını verecek kadar bütçe koyuyorsun. TÜBİTAK hiçbir şeyi desteklemedi daha yakın bir zamana kadar. İşte biraz konuyu dağıttım ama şimdi tekrar konuya dönecek olursam. 1700 ile 1800 arasında matematik işte böyle bir hayli gelişti. Yeni alanlar çıktı. Eskiden sayılar teorisi ve Euklidyen geometriydi. Yeni yeni alanlar çıktı. Diferansiyel denklemler çıktı. Diferansiyel denklemlerle ilgili her türlü şeyler çıktı. Matematikler çıktı. İntegraller çıktı. Şunlar çıktı. Bunlar çıktı. Gelişti. 1700 ile 1800 matematiğini eleştirecek olursak oradaki en büyük sorun türevin düzgün bir tanımı, limitin düzgün bir tanımı yoktu. Limit analizin temel kavramıdır. Her şey limitle tanımlanır değil mi? Bir seri toplamının yukarısında sonsuz görürsünüz üst ucunda. O sonsuz bir limit. Süreklilik limitle tanımlanır, türev limitle tanımlanır, integral limitle tanımlanır. Demek ki temel enstrüman odur. Yani halk müziğinde bağlama neyse, analizde de limit odur. Ya da batı müziğinde piyano neyse, analizde de limit odur. Temel enstrüman oydu. İşte bunlar 1700 ile 1800 arasında limiti matematikçiler hiçbir şekilde matematik olarak tanımlayamadılar. Ve türevi kullanırken türevin altındaki işte fx artı e, h eksi fx bölü h'yi bazen sıfır aldılar, bazen sonsuz küçük dediler, bazen şunu dediler, bunu dediler. Bu da birçok sorunlar ortaya çıkarttı. Ve ikinci sorun da 1700 ile 1800 arasındaki matematikteki ispat standartları son derece düşüktür yani. İspattan çok sezgiye dayalı şeylerdir. Öğrer bir takım çok derin bir sezgisi olan bir insan, çok da geniş yani gelişmiş bir hesap kapasitesi olan bir insan. Öğrer bir sorunun cevabını hissedip yazar, işte çözüm budur der. Bugünkü şartlarda onu hiç kimse kabul etmez öyle bir çözüm ama zaman içinde adamın sezgilerinin doğru olduğu görüldü. Sonra işte 1800'lerin başına geldiğimizde en büyük sorunlardan biri analizde bu Türkçe kesinlik eksikliğiydi. Yani İngilizce rigor dedikleri, Türkçe kesinlik dediğimiz şey eksikti. Yani ispat kalitesi düşüktü. Bir şeyler doğru düzgün tanımlanmamıştı. Ve bir şey sözlük mağarasında kullandığınız zaman bir kelimeyi hep sorunlar çıkar. Mesela fonksiyon kelimesi matematiğe 1700'lerin başında girdi. Daha önce fonksiyon kullanılmıyordu. Onun yerine işte polinom türlü denklemler kullanılıyordu. Ama fonksiyon kelimesi anonim iki makalede giriyor. Büyük ihtimalle Leibniz'indir. Ama Leibniz fonksiyon nedir tanımlamıyor. Bir şeyi tanımlamazsanız bir zaman sonra sorun çıkar. Matematikte kullanılan birçok kelimenin bir sözlük manası vardır. Bir de matematik manası vardır. Size bir örnek vermem isterseniz. Mesela şu cümlede bir grup insan geliyordu cümlesindeki grup kelimesi sözlük manasındadır. Grubun sözlük manasında kullanılır. Matematikte ise G bir grup olsun diye başladığınız zaman bu matematiki manadadır. Çünkü arkasında aksiyomatik bir tanım vardır. Şimdi G bir grup olsun dediğiniz zaman bunu diyelim İngilizce yazdınız. Çinli de anlar, Rusu da anlar, Arabı da anlar, Afrikalısı da, Asyalısı da aynı şekilde anlar. Ama bir grup insan geliyor dediğiniz zaman herkes başka türlü anlar. Çinli için bir grup nedir ki? 600 kişi mi? 700 kişi mi?
ya da İsviçre için 32 kişi mi, 5 kişi mi? Herkes için bu grubun büyüklüğü farklıdır, değil mi? İşte fonksiyon da bu şekilde matematik olarak tanımlanmadığı için insanların kafasında zaman içinde üç farklı fonksiyon kavramı oluşmuş. Kimisine göre fonksiyon belli bir x kare artı x artı b gibi belli bir formülü olan ifade, analitik bir ifade. Kimisine göre bir fonksiyon işte bir sabit bir de bilinmeyen x ile yazılabileceğiniz her şey. Yani polinomlar, kuvvet serileri gibi ifadeler. Başka birine göre fonksiyon önce bir grafiği vardır, eğrisi vardır. Yani fizik olarak bir eğri vardır. Bir de onu tekabül eden analitik ifade vardır. Fonksiyon budur. Ama şimdi şöyle bir şey düşünün. İşte daha sonra 1800'lerde Dirichlet'in işte canavarı dedikleri çok kullanılan bir fonksiyon çıktı, değil mi? Bu fonksiyon reellerden reellere giden bir fonksiyon. Rasyonellerde diyelim bir, irrasyonellerde sıfır. Böyle bir fonksiyonun formülü var mı? Yok. Grafiği var mı? Yok. Bir sabit ya da bir değişken vasıtasıyla yazılabilir mi? Yok. Peki bu nedir? Fonksiyon değil midir? Ha, o zaman anlaşıldı ki fonksiyonun aksiyomatik olarak yani bir tanımlanması gerekiyor. Yani bir tanım kümesi olacak, bir değer kümesi olarak fonksiyonu matematik olarak düzgün şekilde tanımlayacaksınız. Yoksa kimse kimsenin yazdığını anlamıyor. Matematikte 1747'de falan çıkan bir diferansiyel denklem. Dalga denkleminin çözümü hikayesinde işte D'Alembert bir çözüm buluyor. Euler kabul etmiyor. Euler'in çözümünü Bernoulli kabul etmiyor. Daha sonra matematik tarihçileri bunların arasındaki yazışmalar, bu polemik 15 sene sürüyor. Yazışmaları incelediklerinde görüyorlar ki en büyük sorun bu üç insan fonksiyonu farklı manada kullanıyor. Kimse kimseyi anlamıyor. Anlaşmazlığın temelinde bu yatıyor. Çünkü fonksiyonu belli bir formülle verirsen az çok o fonksiyonun türevi oluyor, her şeyi soruyor. Grafiğini verirsen her şeyi soruyor, türevi oluyor vesaire oluyor. İşte kuvvet serisi verirsen sonsuza kadar türevlidir. Ama gerçek hayatta bütün fonksiyonlar öyle değil, değil mi? Sürekli olup da reellerden reele giden, her noktada sürekli olup da hiçbir noktada türevi olmayan fonksiyonlar vardır ve bütün hemen hemen bütün fonksiyonlar böyledir. Yani süreklilik nadirdir. Yani türevlilik nadirdir. Türevle sürekliliğin arasında dünya kadar bir yol vardır. Yani fonksiyon, sürekli fonksiyonların büyük çoğunluğu, bunun bir ölçüsü var şüphesiz, büyük çoğunluğu her noktada sürekli ama hiçbir noktada türevli değil. Böyle bir fonksiyonun grafiğini nasıl çizeceksiniz, değil mi? Zaten nasıl anlayacaksınız? İşte bu Dirichlet'in tanımından sonra yani fonksiyon yeni bir tanım verildi. O da az çok bugünkü kullandığımız tanım. Yani bir tanım kümesi var, bir değer kümesi var. Her ikisine karşılık tek bir y çıkacak. İki y çıkmayacak. Yani x aksından y'ye paralel bir doğru çizdiğinizde fonksiyonun grafiğini sadece ve sadece tek bir noktada kesecek. En fazla iki noktada kes. Yani spiral gibi giden bir şey fonksiyon değil. O bir curve'dir, eğridir. Başka bir sınıf bir şeydir. Çünkü y aksine paralel bir yere gittiğiniz zaman ne oluyor? 10 noktada kesiyor diyelim. Y eşit fx yazdığınızda bu 10 noktadan hangisini kastediyorsunuz? Kimse anlamaz. İşte 1800 ile 1900 arasındaki analize en önemli katkılar bu rigör oldu. Yani analiz sağlam temellere oturtuldu. Bunu yapanlar da büyük ölçüde Cauchy ve Weierstrass oldu. Analize 1800'lerin başıyla 1850'lerde hükmeden insan Cauchy'dir. Cauchy'nin Politeknik'te hocaydı. Orada yaptığı
dersler ders notu olarak yayınlandı, analiz kitabı olarak. Bu analiz kitabı temel kaynak kitabıdır. Bütün Avrupa için, hatta bütün dünya için o tarihlerde. İkinci, işte Koş öldükten sonra ikinci yarıda da analize hükmeden Weierstrass'tı. Weierstrass mesela düzgün süreklilik, uniform continuity, düzgün yakınsaklık, uniform continuity. Bu Weierstrass ve öğrenciler tarafından ortaya konan şeylerdi. Çünkü o tarihlerde Koşi de dahil insanlar fonksiyon serilerinin yakınsaklığını iyi anlamamıştı. Mesela Koşi bütün matematikçi, analizcilerin hepsi hata yapar. Bu normal. Ama işte hatanın büyüklüğü küçüklüğü mesele. Koşi'nin bir hatası şudur. Bir sürekli fonksiyon serisi alın. Serinin her fonksiyonu süreklidir. Ve her noktada da yakınsıyor. Koşi toplam fonksiyonun sürekli olduğunu iddia ediyor. Bunun bugün işte Abel bunun doğru olmadığını bir örnekle gösteriyor. Bugün herkes biliyor ki Koşi'nin söylediğinin doğru olması serinin düzgün yakınsamadığıyla ilgili bir sorundur. Ama işte o tarihte düzgün yakınsaklık yoktu. Yine Koşi Riemann integrali dediğimiz integrali sürekli fonksiyonlar için türevden bağımsız olarak tanımlamıştı. Yani o tarihe kadar türevle integral birbirinin tersi olarak gözüküyor. Oysa türevle integral arasında yani kalkülüs düzeyinde bir bağlantı var ama gerçek hiçbir bağlantı yoktur. Yani integrali rastgele abstrakt bir x kümesinde tanımlayabilirsiniz. Türevin tanımlanması için de kümenin en azından toplama olması gerekir. Limit kavramının olması gerekir. Yani bir yap, iki tane yapısının olması. Bir cebirsel, bir topolojik yapısının olması gerekir. İşte Koşi integralden bağımsız olarak az çok Riemann integralinde olduğu gibi integrali tanımlamış. Ve doğru integralin varlığını gösteriyor. Her sürekli fonksiyonun integrali vardır. AB intervalinde verilen her aralığında verilen her fonksiyonun integrali vardır. Bu doğrudur. Ama ispatı yanlıştır. Çünkü onu düzgün sürekliliği kullanmadan ispat yapamazsınız. O tarihte de düzgün süreklilik yoktu. İnsanlar onun farkına varmamışlar. Koşi de dahil. 1800 ile 1900'lerin arasında matematiğin altın çağı olarak bilinir. Burada büyük teoriler ortaya çıkmıştır. Bunlardan analizle ilgili biri kompleks analizdir. Kompleks sayılar ikinci, üçüncü dereceden polinomların köklerini ararken ortaya çıktı. Önce ne olduğunu insanlar pek anlayamadı. İşte nasıl işlem yapılır filan. Daha sonra birçok insan ve en önemlisi Gauss kompleks sayıları düzlemdeki noktalar olarak tanımladı. Bir onun aritmetiğini geliştirdi. Dolayısıyla bugün kompleks düzlem dediğimiz şey çıktı. Kompleks düzlemle R2, R2 yani düzlem aynı şeydir. Tek fark üzerinde komplekslerin üzerinde bir çarpma vardır. Ama bu çok verimli çıktı. Her şeyin çözümü komplekslerde aran. Mesela meşhur D'Alembert teoremi var. Lisede görmüşsünüzdür. Her polinomun en az bir kompleks kökü vardır. Değil mi? Bu cebirin temel teoremi. İşte kompleks sayılar olmadan bu mümkün değildi. Yine Gauss bunu D'Alembert teoremi olarak bilinir ama D'Alembert'in ispatı yanlıştı. Bunun doğru ispatını veren Gauss'tur. Gauss zaman içinde 4 farklı ispat vermiştir. Kimisi kompleks analiz kullanarak verilmiştir. Üniversitede daha çok onu görürsünüz. Kimisi cebir kullanarak verilmiştir. Demek ki birinci büyük teori kompleks analizdi. İkincisi Fourier serileriydi. Bugün ona harmonik analiz diyoruz. Harmonik analiz topolojik gruplar üzerinde yapılan analizdir.
Bu da harmonik analizdir. Ve üçüncü de diferansiyel denklemlerdir. Kısmi türevli diferansiyel denklemler. Gerek kompleks analiz, gerek Fourier serileri diferansiyel denklemleri çözmek için kullanılan en önemli yöntemlerdir. Kısmi türevli diferansiyel denklemleri gördüyseniz herhangi bir derste, mesela dalga denklemini görmüşsünüzdür, ısı denklemini görmüşsünüzdür. Bunların her ikisinin de çözümü Fourier serisi olarak çıkar. Bugün günlük hayatta kullandığınız her şey, cep telefonu, bilgisayar, hastanelerde gördüğünüz bütün görüntüleme aletleri, röntgenden tutun da MR'a kadar, manyetik rezonansa kadar, tomografiye kadar, uzayla ilgili bütün görüntüleme işlemleri, radarlar, teleskoplar, bunun temelinde Fourier serileri ve Fourier dönüşümleri vardır. Bu mühendislikte işte sinyal prosesin dedikleri şeydir. Sinyal prosesin esas da Fourier serileridir. Orada temel sorunlar mühendislik sorunlarıdır. Ama arkasında yatan sorun Fourier serileridir. İşte analizle ilgili olarak bu üç konu, kompleks analiz, Fourier serileri, diferansiyel denklem 19. asrın yani 1800'de 1900 arasının analizdeki en önemli, en temel konulardır. Buna paralel olarak tabii geometri gelişti. Özellikle Riemann çok önemli bir matematikçidir. Ne yazık ki çok 39 yaşında ölmüştür. İşte ama eline attığı her şey bir teori olmuştur. İşte Riemann integrali az çok Riemann'ın bir konuşma yapmak için hazırladığı bir konundan geriye kalandır. Ama bununla beraber bunlar sorunlar da çıkmış. Nedeni de şudur. Şimdi bir fonksiyonun Riemann integrali olabilmesi için gerek ve yeter şart ikidir. Biri işte hemen hemen her noktada sürekli olacak. Bir de sınırlı olacak. Ama şeyde diferansiyel denklemde ya da en şeyde gerçek hayatta karşınıza çıkan fonksiyonlar sınırlı olmuyor. Bu fonksiyonları nasıl integralleriz? İşte o zaman tip kullanılan yöntem az çok improper integraldi. Sınırlı bir aranda integralini alıyorsunuz, sonra limite geçiyorsunuz. Ama bu da yetersiz kaldı. Karşılaştıran fonksiyonlar Riemann integralinin şartını karşılamadı. Daha iyi bir integral kavramı gerekti. İşte o da Lebesgue integraliydi. Lebesgue integrali bugün için matematikte kullanılan az çok resmi integral denince iki integral akla gelir. Biri Riemann integrali, biri Lebesgue integrali. Riemann integrali İşte az çok hesap için kullanılır. Lebesgue integrali ise çok daha gelişmiş bir kavramdır. O daha çok aynı onların birbirinin arasındaki fark Riemann integrable fonksiyonlar rasyonellerin arasındaki Lebesgue integralinin arasındaki fark rasyonellerle reeller arasındaki fark gibidir. Yani biri çok da biri tamdır. Metrik uzay olarak tam bir metrik uzaydır. Riemann integrable fonksiyonlar ise tam değildir. Aynı rasyoneller gibidir. Biri diğerinin içinde yoğundur, denstir. Dolayısıyla matematik yapmak için tam bir metrik uzaya ihtiyacınız oluyor. Ama hesaplamak için o gerekmiyor. Riemann integralini hesaplıyorsunuz ama analiz yapmak için Lebesgue integraline ihtiyacınız var. Zaman içinde bunlar da yetmedi. Daha farklı integraller çıktı. Çünkü bu defa ya tanım kümesi sonsuz boyutlu bir uzaydı ya değer kümesi sonsuz boyutlu bir uzaydı. İşte Bochner integrali çıktı. Ne bileyim Pettis integrali çıktı. Bugün 20 küsür integral vardır piyasada. Ama dediğim gibi en çok kullanılan ilk ikisidir. Son iki de işte
onların arkasından gelen önemli integral kavramlarıdır. 1800'lerin sonuna doğru yine Fourier serileriyle ilgili bir sorundan dolayı soru şudur. Elinizde bir trigonometrik seri var. Bu seri her noktada sıfıra yakınsıyor. Bu durumda serinin bütün katsayıları sıfır mıdır sorusu. Bu Fourier serilerin, bunun sorunun başlangıcı Fourier serilerindedir. Bunda esas olarak uğraşan Riemann'dır. Riemann bazı şartlar altında sıfır olduğunu göstermiş. Ama işte ondan sonra da insanlar o şartların gerçekten gerekli olup olmadığını anlamaya çalışmışlar. Cantor'un işte doktorasını yaptıktan sonra geldiği üniversitede oradan yaş üniversitelerinden biri Cantor'a bu soruyu soruyor. İşte Cantor bu soruyu sorarken bu soruyu çözüyor. Doğru. Eğer herhangi bir trigonometrik seri alın, bu bütün noktalarda sıfıra gidiyorsa bu durumda bütün katsayılar sıfırdır. Bu önemli bir netice Cantor'un buldu. Ama Cantor şu soruyu sormuş. Bütün x'leri kullanmam gerekiyor mu burada? X'lerin mesela irrasyonel sayıları kullansam ya da rasyonel sayıları kullansam, yani verilen seri bütün rasyonel sayılarda sıfır olsa katsayıları sıfır mıdır diyebilir miyim? İşte uğraşıyor, görüyor ki bunu diyemiyor. Ama irrasyoneller de sıfır ise bu defa katsayıların sıfır olduğunu bulabiliyor. İşte tabiri caizse jeton o zaman düşüyor. Demek ki rasyoneller ile irrasyonel sayı arasında kalitatif bir fark vardır. İkisi de sonsuzdur ama arada o güne kadar görülmeyen bir fark var. İşte Cantor'un anladığı şey bu oluyor. Ondan sonra işi gücü bırakıp bunu anlamaya çalışıyor. İşte ordinal sayılar, kardinal sayılar, dönüşümler, kümeler bunun için geliştiriyor Cantor. Ve bu modern matematiğin temellerini oluşturuyor. Modern matematiğin temelleri, yani bugünkü kullandığınız matematikte ne vardır? Kümeler vardır, dönüşümler vardır, kardinaller vardır. İşte gördüğünüz ya da görmediğiniz ordineller vardır, transfinite induction vardır, yani sonlu ötesi induction vardır. Bu beş kavram modern matematiğin temel kavramlarındandır. Temeli demiyorum, temel kavramları demiyorum. Temel başka bir şey, temel anayasal bir konudur. Bunlardır. İşte Cantor bunları geliştiriyor. Ama Cantor'un sonsuzluk anlayışı zamanın ünlü matematiklerinin hoşuna gitmiyor. Böyle saçmalık mı olur diyorlar. Sonsuz sonsuzdur. Yani eskiden beri gelen bir iki sonsuzluk anlayışı vardı. Bir potansiyel sonsuz. Bir de işte fiili sonsuz, aktüel sonsuz. Potansiyel sonsuz az çok şöyleydi. Ufuk çizgisi gibi bir şey. Siz ona yaklaştıkça o ilerler, siz ona yaklaştıkça o ilerler. Var olmayan bir şey. Hayali bir kavramdır. Mesela bir bölü en sonsuza gider derken sayıyı büyüttükçe sıfıra yaklaşırsınız, sayıyı büyüttükçe sıfıra yaklaşırsınız ama hiçbir zaman sıfırı yakalayamazsınız. İşte bu kavram o şekilde anlaşılıyordu. Aristo'nun temel anlayışı buydu ve bu da kilisenin kabul ettiği anlayıştı. Bir de potansiyel sonsuzluk dediğimiz ya da fiili sonsuzluk dediğimiz şey, mesela doğal sayıların kümesi sonsuz tane eleman ihtiva eder dediğiniz zaman bütün olarak bakıyorsunuz. Yani çuvalınızda sonsuz tane fiili olarak sayı vardır demektir. Bunu hiçbir zaman kabul etmediler eskiler. Bugün de matematikçilerin dışında bunu kabul eden pek fazla insan olmaz şeylerde. Ama Cantor daha da beterini yaptı. İşte bir en küçük sonsuz var dedi. Bu
işte 1, 2, 3, 4 diye giden doğal sayıların kardinalitesi sonsuzluğu. Bir de kademeli olarak giden, ondan daha büyük, ondan daha büyük, ondan daha büyük, daha büyük, daha büyük, daha büyük ve sonu olmayan bir sonsuzluk silsilesi olduğunu gösterir. Yani bir hiyerarşi var sonsuzlar arasında. Ve bu iki sonsuz, birbirini takip eden iki sonsuz arasında da başka bir sonsuzun olup olmadığı bugün için en önemli açık sorulardan biridir. $1 milyon sorudur işte. Kontinüm hipotez dedikleri şey budur. Kontinüm hipotez sizin için en basiti şudur. Reel sayıların içinde öyle bir x kümesi var mıdır ki onun kardinali, integerlerin kardinaliyle, yani doğal sayıların kardinaliyle reel sayıların kardinalinin arasında olsun. Yani ikisine de eşit olmayacak ama ikisinin arasında olacak. Bu soru işte 150 senedir falan açık. Dünya Matematikler Derneği de bu soruya $1 milyon ödül koydu. Bu milenyum sorularından biridir. Yine Cantor'dan sonra reel analiz başladı. Siz sanıyorsunuz ki üniversitede okutulduğu sırayla önce reel analiz gelir, arkadan kompleks analiz gelir. Tarihi süreçte öyle olmadı. Önce kompleks analiz doğdu. İşte kompleks analizin babası Cauchy'dir. Arkadan Riemann gelir, arkadan Weierstrass gelir. Bu üç insan kompleks analizi geliştirmiştir. Reel analiz modern matematik doğduktan sonra çıktı. Çıkan işte en büyük sorunlar sürekliliği anlamak. O Bell kategori teoreminde adı geçen Bell'in doktora tezidir. İntegral, Löbeck integrali, Löbeck'in doktora tezidir. Ve ölçü teorisi işte de beraber. Burada da üç kilit isim. İşte Löbeck'tir, Borel'dir. Borel Löbeck'in hocasıdır ve Baer'dir. Baer genç yaşta öldü. İşte şeyde öbürleri normal bir hayat yaşadılar. Reel analiz diye okutulan ölçü teorisi, reel analiz diye okutulan şeyler bu üç, büyük ölçüde bu üç insanın eseridir. Demek ki 1900 bunlar hepsi 1900'lerin 1990'la 2000'in başında yani 1890'da 1900'ün başında yapılan işlerdir. Böylelikle reel analiz doğdu. Zaman içinde çok gelişti. Çeşitli işte uzaylar çıktı. 20. asıra gelince matematik gittikçe soyutlaşmaya başladı. Mesela Löbeck integralini reellerdeki bir aralık üzerinde tanımladı. Ama bugün Löbeck integralini rastgele bir x kümesinde yapabiliyorsunuz. Soyutla somut arasındaki fark şudur. Somut dediğimiz zaman üzerindeki çalıştığınız kümenin elemanlarının tabiatını biliyorsunuz. O bir sayıdır, o bir fonksiyondur, o bir şeydir biliyorsunuz. Böyle olursa ona somut deriz. Üzerinde çalıştığınız kümenin tabi elemanlarının tabiatını bilmiyorsanız, mesela işte x bir ve metrik uzay olsun diye başlıyorsanız, o size x'in elemanlarının ne olduğu hakkında hiçbir şey söylemiyor. Bu da soyuttur. İşte soyut matematik 20. asırda yani 1900'lerden sonra 1900'de 2000 yılları arasında gelişti. Cantor'un kümeler teorisiyle ilgili bir takım paradokslar çıktı. Paradokslar iki tarafı çıkmaz olan bir sokaktır. İşte bir tarafa gidiyorsun yol yok, öbür tarafa gidiyorsun yol yok. İşte nasıl çıkacaksın sorunu. İşte bütün kümelerin kümesi küme midir? Küme ise kendini ihtiva etmesi gerekir. Küme değilse nasıl bütün kümelerin kümesi oluyor? Değil mi? Bir çelişki var. İşte bu gibi çelişkilerde
Birçok insan kümeler teorisinin terk edilmesini istedi. Yani Cantor matematiğinin terk edilmesini, eskiden yapıldığı gibi klasik matematiğin yapılmasını istedi. Ve Cantor'u da zamanında işte çok dışlamışlardır. Cantor da neticede bir akıl hastanesinde öldü. Ama zaman içinde Cantor haklı çıktı. Şeyler, Cantor'u destekleyen çok önemli matematikçiler çıktı. Başta Hilbert gelir, David Hilbert. O Cantor bizim için bir cennet yarattı. Hiç kimse bizi bu cennetten atamaz sözü meşhurdur. Belki duymuşsunuzdur. Bu tarihte de işte matematikte zaman zaman çeşitli krizler çıktı. İlki irrasyonel sayıların keşfiyle, ikincisi türevin düzgün tanımlanmasıyla, yani limit kavramının kullanılamaması ve türevin iyi tanımlanmamasıyla ilgiliydi. Üçüncü bu krizde de kümeler teorisinin kriziydi. Ama bir ülkede kriz olduğu zaman ne oluyor? İşte anayasa değiştirirsiniz. Krizin bir nedenleri vardır. Kriz siyasi ortamdan kaynaklanıyor. Siyasi ortamın dayanağı var olan anayasadır. Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı sistemi. Öbürler diyor ki bütün krizin nedeni budur. Bu eski parlamenter sisteme gitmeden bunu çözemeyiz. İşte o zaman anayasa değiştiriyorsunuz. Matematikçiler de aynı şeyi yaptılar. Matematiği krizden kurtarabilmek için matematiği anayasal bir tabana oturttular. Yani matematiğin temellerini yazdılar. Bunlar aksiyomatik kümeler teorisidir. Genellikle üniversitelerde çok okutulmaz. Çünkü soyut bir teoridir. Nadiren okutulur. İşte kümeler teorisini aksiyomatik olarak tanımlıyor. Yani fonksiyonu aksiyomatik olarak tanımlamadığın zaman nasıl sorun çıktıysa, kümeyi de aksiyomatik olarak tanımlamazsan sorun çıkıyor. Yani öyle bir tanım yapacaksın ki hangi çokluk kümedir, hangi çokluk küme değildir birbirinden ayırt edebileceksin. İşte bu aksiyomatik kümeler kondu. Sonra ispatlarda çok büyük sorun vardı. Mesela diyorduk öyle bir x vardır ki diye başlayan bir cümle. Matematikte çok sık karşılaşmışsınızdır. Böyle bir x vardır ki şunu sağlar. Öbürü de diyor ki kardeşim sen bu x'i kuyruğundan yakalayıp benim önüme koymazsan ben öyle bir x'in varlığına inanmam. O halde öyle bir x vardır ki geçen her cümlede bunlar eksistansiyel yani varoluşlu ispatlar, dediğim ispatlar. Böyle bir x'i bulmak zorunda mısın? Yoksa mantığın çok düzgün, hepsini kurallara göre yapmışsın, onun sonucu olarak bir x ortaya çıkmış. Bunu böyle bir ispatı ispat olarak kabul edecek miyim, etmeyecek miyim? Bu sorun ortaya çıktı. İşte burada da altını kurcalayınca insanlar gördü ki hepsinin altında seçim aksiyomu ya da axiom of choice dediğimiz aksiyom yatıyor. Ve onun da kümeler teorisi içinde ispatının olmadığı gösterildi. Kabul etseniz de kümeler teorisinin aksiyomuyla ters düşmüyor. Kabul etmeseniz de ters düşmüyor. Dolayısıyla matematikçiler ispatlarının ispat olarak kalabilmesi için bunu eklediler. Aksiyomatik sisteme. İşte arada sırada kontinüm hipoteze eklerler. Kontinüm hipotezi o kadar çok kabul olmuş, görmüş bir kavram değildir. Onun için her ispat yapıldığında kontinüm hipoteze bağlıysa o söylenir. Kontinüm hipotezi kullanıyorum denir. İşte kabul eden eder, etmeyen etmez. Öyle gider. 20. asırda ortaya çıkan en önemli analiz konuları işte önce metrik uzaylar çıktı. Bir Fransız matematiki Fréchet'in işleri. Arkadan topoloji çıktı. Poinsett topoloji. 1814'lerden itibaren.
20'lerin ortaya çıkınca işte bana uzaylar ortaya çıktı. O da yine diferansiyel denklemlerin çözümünü ararken ortaya çıkan şeylerdir. Arkadan topolojik vektör uzayları çıktı. Arkadan distribution teorisi çıktı. Arkadan Banach cebirleri çıktı. Arkadan işte başkaları çıktı, gitti. Ve neticede bugünlere geldik. Şimdi matematik ve tıbbın her 20 senede bir yenilendiği söylenir, değil mi? Doğrudur. Ama matematikteki durum şu oluyor. Matematik çok üretiyor ama üretilen şeyler üst üste konuyor. Yani kara, yağan karlar gibidir. Himalaya dağları kadar büyük bir birikim olmuş. Bugün mesela hangi doktor bundan 2000 sene önce delilik nasıl tedavi edilirdi? Bunu bilmesi gerekiyor. Ya da şu hastalık nasıl tedavi edilirdi bilmesi gerekiyor. Ama bizim Öklidyen geometriyi, Öklid geometrisini bilmemiz gerekiyor. Zaman gün geliyor, Tales teoremine ihtiyacımız oluyor. Psikoloji teoremine ihtiyacımız oluyor. Bunlar 2500 senelik şeylerdir. İşte matematiğin böyle üst üste yığılması neticesinde artık matematik hiçbir insanın anlamayacağı büyüklüktedir. Hiçbir matematikçi matematiğin onda birini dahi bilmesin. Bırakın onda birini, binde birini dahi bilmesin. Araştırmacılar ne yapıyor? Araştırmacıların yaptığı şey az çok Himalaya dağlarının tepesine çıkmak isteyen insanların yaptığı gibidir. Kendinize bir keçi yolu çiziyorsunuz. Çıkabildiğiniz yüksekliğe kadar çıkıyorsunuz. Yani bildiğiniz yer az çok o gittiğiniz yoldur. Onun dışında çok fazla bilginiz olmaz. Bizler de hepimiz öyleyiz. Yani matematiğin bütün hakkında bilgisi olan, yani kaba bir bilgimiz vardı şüphesiz. Ama öyle çalışılabilir bir bilgimiz olan insan yoktur. Artık kalmadı. Yani onların o nesil bitti. Yani en son belki Hilbert'ti. Matematiğin büyük bir kısmına hükmeden bir insandı. Ama ondan sonra matematik akıllı olmaz bir şekilde gelişti. Ben dediğim gibi Himalayalar kadar bir bilgi oluştu. Kim bunun altından kalkabilir? Neyse işte durum bu. Size az çok analizin başından bugüne kadar serüvenlerini anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa şimdi bu aşamada sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzeldi. Soruları da hemen varsa alalım. Şu ana kadar herhangi bir soru gelmedi ama belki şu an yazar arkadaşlarımız. Bu arada katılımcılar için de söylemiş olayım. Geri bildirim formunu sohbet kısmında görebilirsiniz. Onu doldurabilirsiniz. Bir de bir can arkadaşımız bir soru yazmış hocam. Newton-Leibniz dönemlerinde tek değişkenli kalkülüs mü vardı demiş hocam. İlk başta tek değişkenli kalkülüs vardı. Arkadan yavaşça bu kısmi türevliler geldi. Newton'da da kısmi türevli diferansiyel denklem dediğimiz şeyler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. İlk örneği muhtemelen 1742'deki dalga denklemidir. Dalga denklemi az çok bu köprü yapımında ya da saz yapımında kullanılan şeylerdir. Rezonans denklemi de salınımla ilgilidir. İlk şeyden, ondan önce de ona benzer denklemler çıkmıştı ama işte literatürde olanlar, belgeli olanlar diyeyim, az çok odur. Başka sorusu olan var mı? YouTube'dan da hocam çok teşekkür ediyorlar size. Peki ben de onlara teşekkür ediyorum hepinize. Hocam kapatmadan önce bir hatıra fotoğrafı alalım. Hatta katılımcı arkadaşlarımızdan da kamerasını açabilecekler açarsa
Hep beraber bir hatıra fotoğrafı çekeriz. Böyle mümkün mü? Pere çekmek? Ben bilmiyorum. O kadar Mümkün hocam. teknolojiye aşina değilim. Diğer arkadaşlarımız kameralarını açana kadar ben yeni gelen bir soru var, onu da yönelteyim hocam size. Matematik doğanın dili olarak yorumlanabiliyor. Neden acaba, yazmış bir arkadaşımız. Doğa neden matematik kurallarına uyuyor? Doğru. O söz şeyindir, Galile'nindir. Galile'ye göre yani bizim insanların çalışmalarının temelinde tabiatı ve de evreni anlamaktır. Yani evren kocaman bir makine gibi düşünün. Bu dönüyor değil mi? İşte güneş dönüyor, güneş diyorum, dünya dönüyor, ay dönüyor, bir şeyler dönüyor. Çok eskiden Batlamyus tarafından bir evren sistemi vardı. Bugünkünden farklı. Orada her şeyin merkezinde dünya vardı. Her şey dünyanın etrafında dönerdi. Ve yörüngelerde çemberdi. Daha sonra bu tabii insanlar gördü ki bu mevsimleri izah etmiyor. Bir sürü şeyi izah etmiyor. Ay niye küçülüyor, niye büyüyor bunu izah etmiyor. Yörünge çember olsaydı aya uzaklığımız sabit olacaktı değil mi? Sabit olunca ayı hep aynı şekilde görmeniz gerekirdi. Yani dolunay ya da ne bileyim hilal değil. İşte sonra bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Bizim galakside işte evrenin merkezinde güneş, etrafında da diğer yörüngelerin döndüğü ve yörüngelerin de elipsi oldu. Çıktı. Şimdi Galile evrenin işleyişi evrenin dili matematiktir. Çünkü bir şeyin yörüngesini aradığınız zaman ne çıkıyor? Elips çıkıyor değil mi? Elips ne zaman ortaya çıkmıştı? Ta milattan önce 200 yıllardı. Bütün konik kesitleri Apollonius'un çalışmalarındadır. Çember olsun, parabol olsun, elips olsun, hiperbol olsun. Bunlar daha sonra mesela paraboller top atışında işin içine yaradı. Çünkü bir toptan mermi attığın zaman mermi bir parabol çiziyordu. En büyük soru hedefi vurmaktı. Bugün tabii o şeyler çok gelişti. Laser işaretleme ile yapıyor ama eskiden bunlardı. Yani kısaca matematiği bilmeden bir takım şeyleri izah edemiyordunuz. Evrenin işleyişini izah edemiyordunuz. İşte evrenin dili matematiğin şeyleridir. Evrenin dili matematiktir. Onun da işte alfabesi geometrinin şekilleridir diyen Galile'dir. Galile'nin ünlü bir sözüdür. O gün bugün gelmiştir. Ya işte ne iş yapsanız hayatta bir şekilde matematik kullanırsınız ama herkesin diyelim bir bina yapacaksınız. Size şunu söyleyeyim. Türkiye'de beş büyük köprü yapıldı değil mi? Üçü İstanbul'da. Biri birkaç gün önce açılan Çanakkale Köprüsü. Biri de Osman Gazi Köprüsü. Bu beş köprünün de hesaplarını Türkler yapamadı. Beş köprüyü de yabancılar yaptı. Türkler sadece taşoranlık yaptılar. Yani demir getirdiler, çimento getirdiler, taş getirdiler, kum getirdiler. Bütün statik hesaplarını, bütün mühendislik hesaplarını yine Koreliler yaptı en son köprüyü. Onun için Kore Cumhurbaşkanı geldi. Bizikiler orada sadece taşeronluk yaptı. Yavuz Sultan Selim'i mühendisliği yine İsviçre'li bir büroya aittir. Öbürler ikisi, biri İngilizlerin, biri ikisi de Japonların. Bu işler her yerde matematik karşımıza çıkıyor ama Türkiye'nin seviyesi henüz oraya gelmedi. O işleri bile çözemedik. İşte ne yaparsanız yapın, bir şekilde matematiğe ihtiyacınız oluyor. Mesela size daha başka bir şey söyleyeyim. Bu Atak helikopterini Türkiye yapmaya başladığı zaman Atak helikopterini yaptılar ama en büyük sorunu şuydu. Kuyruk böyle sallanıyor uçak çalışırken. Onu stabilize edemediler.
Matematik ile iş yaptılar. Mühendis kökenli matematik. Onlar çözdü. Kısaca sadece evrenin dilini anlamak için değil, günlük hayatı da anlamak için ya da günlük işleri yapabilmek için de matematik bu şekilde işin içine gelmiş. Hocam YouTube'dan da gelen sorular var, onları da size ileteyim. Sizce evrenin nasıl çalışacağını tam olarak anlayabileceğimiz bir gün olacak mı? İnsanlık o noktaya ulaşabilecek mi? Yok, diye sormuşlar. Hiçbir zaman, çünkü evrenin sürekli genişlediği biliniyor. Yani ne oldu? Yani bizim evrende gördüğümüz, yani ne kadar gelişmiş teleskop olursa olsun, bizim gördüğümüz evrende ufak bir parça. Ve bu, o da neyin ne olduğunu da zaten doğru direkt anlayamıyoruz, değil mi? Mesela şeyde Mars'ta su var mı araştırıyor. Bunu anlayamıyoruz. Mars'ı görüyorsun, hatta gidiyorsun. Üzerine helikopter işte koyuyorsun. Su var mı? Anlayamıyorsun. Ne türlü madenler, ne türlü hava var, ne türlü, onları anlayamıyorsun. Bu daha bize yakın olan. Şimdi diyelim 100 milyon ışık yılında uzakta bir yıldız keşfediyor. Bunun manası nedir ya? 100 milyon ışık yılı. Yani buna hiç kimsenin erişemeyeceği bir şeydir. Yani ışık hızında gidecek bir alet yapmak mümkün değil. Çünkü şey, o eriyor, yok olup gidiyor. Yani öyle bir madem yani kimya tablosu dedikleri tabloda bütün madenler bellidir. Ne kadar alışım yaparsanız yapın, böyle bir hıza bugün için erişmek mümkün değil. Bir gün erişileceğini hiç sanmam. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Peki. Teşekkür ederim ben de sizlere. Şimdi hemen hatıra fotoğrafı alalım. Herkes hazır mı? Hazırsa Feriha, sen alabilir misin hatıra fotoğrafını? Üçe kadar sayıyorum. Üç, iki, bir. Teşekkür ederim, aldım. Ben teşekkür ederim. Katılan herkese çok teşekkür ederiz. Hocam size de ayrıca teşekkür ederiz. Hem davetimizi kabul ettiniz, hem de bu güzel konuşmayı yaptığınız için. 15 dakika sonra aslında bir konuşmamız olacak Ebru Aydoğan'ın. Fakat Ebru Aydoğan şu an bir sağlık problemi yaşıyormuş. Bu nedenle konuşması yarın ertelendi. Bunu duyurmuş olayım. Ondan sonra Selçuk mu konuşuyor? Selçuk Demir mi konuşuyor? Yok hocam, sonra Ayhan Dil Hoca'nın konuşması var. Peki. Selçuk Demir Hoca bugün son konuşma. Ayhan Dil Hoca'dan hemen sonra da Selçuk Hoca'nın olacak. Belki Selçuk'a gelirim. Selçuk benim öğrencimdir. Bekleriz hocam inşallah. Orada da görüşürüz. Bir de pazar akşam bir paneliniz mi var? Evet hocam. Akşam yayınımız olacak pazar günü. İşte, konuşmacılarımızın katılacağı. Tamam, o zaman başka sorularınız varsa o gün hazırlayın. İşte dilimin döndüğü kadar size cevap ver. Çok teşekkürler hocam. Hoşça kalın.